ERT TV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar değerli izleyenler. Bugün 4 Eylül Salı, ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sayın seyirciler, yeni adli yılın başlaması programları çerçevesinde Ereğli'ye gelen Konya Bara Başkanı Avukat Mustafa Aladağ basın toplantısı düzenledi. Sayın. Yeni adli yılın başlaması programları kapsamında Ereğli'ye gelen Konya Baro Başkanı Avukat Mustafa Aladağ basın toplantısı yaptı. Hoş geldiniz. Toplantıda mesleki sıkıntılar ele alındı. Aladağ yaptığı konuşmasında şunları ifade etti. Öncelikle nazik davetinden dolayı Ereğli Adli Müzakere Başkanımız çok kıymetli avukat kardeşimiz Göksal Fıronar Bey'e ve diğer meslektaşlarıma nazik davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bugün burada bulunma sebebi malum yeni adli yılın açılışını yaptık. 20 Temmuz'da başlayan adli tatilimiz 1 Eylül tarihi itibariyle sona erdi. Ben şimdi yeni adli yılın hem camiamıza, hem meslektaşlarımıza, hem memleketimize, hem de burada bulunuyoruz. Ereğli halkımıza, meslektaşlarımıza hayırlar getirmesini, hayırlı olmasını yürekten temenni ediyorum. Tabii süreç olağan bir süreç değil. Memleket olarak hem ekonomik hem yarısal anlamda son derece zor günlerden geçmekteyiz. Hepimiz bunun farkındayız, bilincindeyiz. Özellikle yargıya güvenin son derece azaldığı bir süreci yaşamaktayız. Ancak ben şunu ifade etmek isterim. Yargının kurucu unsuru olan biz avukatlar bir şikayet makamı değiliz. Biz bir çözüm makamıyız. Bu anlamda da yargıya olan güvenin yeniden tesisi, istenilen seviyeye gelmesi anlamında da el birliğiyle mücadele edeceğiz. Karar mekanizmasının başında bulunan yetkililerden de yegane istirhamımız, isteğimiz şudur ki bizlere diyaloğa açık olmaları, hoşgörü, nezaket çerçevesinde bizlerin seslerine kulak vermeleri isteğimiz odur. Tabii yargı dedik, savunma dedik, savunmayı serbestçe temsil eden biz avukatlar dedik. Peki burada da söz verilmişken sizler vesilesiyle mesleğimizin içinde bulunduğu sorunları da kısaca dile getirmek isterim. Artık bir kangren haline geldi. İnanılmaz kontrol bir şekilde fakülte açılmakta. Çok sayıda mezun verilmekte. Bugün itibariyle sisteme 120 bin avukat kayıttı Türkiye genelinde. Bir 5 yıl içerisinde bu sayının 200 bin olması beklenmekte. 5 yılda Türkiye'mizin de avukat sayısıyla eşdeğer, orantılı bir şekilde büyümeyeceğini düşündüğümüz anda mesleğimizi ekonomik ve sosyal anlamda çok zor günler beklediğini ifade etmek isterim. Peki değerli başkan çözümünüz nedir? Evet, eğitim zor bir iştir. Hatta hukuk eğitimi daha zor ve ciddi bir iştir. Bunda yeterli akademik kariyere sahip eller tarafından yürütülmesi gerekir. Ben buradan yeterli akademisyene sahip olmayan, bilgi birikimine sahip olmayan bu fakültelerinin mümkünse kapatılması, çok sayıda olan kontenjanlarının daraltılması ve özellikle de bizim uzun süredir 2013 yılından bu yana beklentimiz avukatlık sınavının mutlaka ve mutlaka getirilmesini ifade etmek isterim. Bunlar elzem, kronikleşmiş, derhal çözüm bekleyen sorunlardır. Sizin vesilenizle bunları da ifade etmekte yarar ve fayda görüyorum. Daha sonra Ereğli Baro temsilcisi Avukat Göksal Filornalı, Konya Baro Başkanı Avukat Mustafa Aladağ'a plaket takdim etti. Yine adli yılın açılışı nedeniyle Konya Baro Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerimiz aramızdalar. Gerçekten bizi çok mutlu ettiler. Yeni adli yılın başta avukat arkadaşlarımız olmak üzere yargı çalışanlarına, yargı mensuplarına ve tüm yurttaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Gerekse Ereğli'de faaliyette bulunan tüm avukat arkadaşlarımız adına, Ereğli Baro temsilciliğimize gösterdiği ilgi ve her türlü destekten ötürü, Konya Baro Başkanı Sayın Mustafa Aladağ şahsında tüm yönetim kurulumuza teşekkürlerimizi sunan bir plaket vermek istiyorum. Kabul buyururlarsa mutlu oluruz. Ereğli Belediyesi geleneksel hale getirdiği tarım ve hayvancılık fuarının üçüncüsünü düzenliyor. Belediye geleneksel hale getirdiği tarım ve hayvancılık fuarının üçüncüsünü düzenliyor. Birçok önemli firmanın yer alacağı fuar günlerinde değerli sanatçılar da sahne alacak.
5 ve 8 Eylül tarihlerinde yapılacak olan fuarda festival kapsamında 5 Eylül'de Mustafa Yıldız Doğan, 6 Eylül'de Mesut Dağlı ve 7 Eylül'de Yonca Ludi sahne alacak. Konu hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Özkan Özgüven, tarım ve hayvancılık şehri olan Ereğli'mizde böyle anlamlı bir fuarın üçüncüsünü düzenlemenin mutluluğu içindeyiz. Geleneksel hale getirdiğimiz tarım hayvancılık fuar ve festivalinin üçüncüsü hayırlı uğurlu olsun. Fuarımızda birçok önemli firmayı misafir edeceğiz. 4 gün sürecek olan fuarda sahne alacak olan değerli sanatçılarımız ile vatandaşlarımız eğlenceli vakit geçirecekler. 5 Eylül'de Mustafa Yıldız Doğan, 6 Eylül'de Mesut Dağlı ve 7 Eylül'de Yonca Ludi bizlerle olacak. 5 ve 8 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olacak sürprizlerle dolu fuarımıza tüm hemşerilerimizi bekliyoruz ifadelerini kullandı. Konya'da birinin arka ayağı diğerinin patisi kesilen iki yavru köpek bulundu. Ne oldu, sizin patileri kim kesti? He? Konya'da birinin arka ayağı, diğerinin patisi kesilen iki yavru köpek bulundu. Öbüründe ayağı yok. 1,5 aylık köpekler veteriner fakültesi acil servisinde tedavi altına alındı. Allah Allah. Olay Merkez Selçuklu ilçesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan Türk Yıldızlar Parkı'nda yaşandı. Alınan bilgiye göre parka piknik için giden Mesut Büyük oturdukları kamelyanın yakınında yavru köpek sesi geldiğini duydu. Bunun üzerine sesin geldiği yere yönelen Mesut Büyük, yaklaşık 1,5 aylık olduğu öğrenilen iki yavru köpeği fark etti. Köpeklerle ilgilenen Büyük, köpeklerden birinin bacağının eklem yerinden diğerinin ise patisinden kesildiğini fark etti. Bunun üzerine durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparken zabıta ekipleri ise sokak hayvanlara acil müdahale ve nakil aracına bilgi verdi. Yaralanan iki yavru köpek müdahale aracına alınarak Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi acil servisine götürüldü. Tedavi altına alınan köpeklerin ilk belirlemeye göre bacağının kasten kesilmiş olabileceği ve yaranın 3 ya da 4 günlük olduğu öğrenildi. Şimdi sabah saat 10'da piknik için Türk Yıldızları'na geldik. Kızım benden önce gelmişti zaten. Önce bir havlama sesi duyduk. Kamelyanın yani şu bulunduğumuz kamelyanın gölge kısmında iki tane yavru köpeğin birbirlerine bağırdığını duydum. Yanlarına yaklaştığım zaman bir tanesi toparlıyordu. Yani bayağı toparlıyordu. Bir tanesi de yürüyordu ama ayağını basamıyordu. Geldim de dedim ki ya dedim bir tanesinin ayağı herhalde böyle bir araç veya bir ağacın dalına veya bir kamelyanın kenarına falan sıkışmıştır diye düşündüm. Ama ikinci köpeğin ayağının dirsekten itibaren olmadığını görünce bu işin hani böyle bir kaza veya bir yere sıkılmadan ibaret olmadığını anladım. İlk etapta fotoğraflarını çektim. Polise haber verdim. Hayvan hastanesini aradık. Veteriner geldi. Ambulans geldi. Saat 11 civarında da hayvanları alıp götürdüler. Polis arkadaşları da yardımcı oldu refakatlerinde. Bu bir vicdan, yani bir insanın yapamayacağı bir şey ama yani niye yapıyorlar onu da bilmiyorum. Dediğim gibi bir kaza falan değil kesinlikle. Çünkü birinin bayağı bir kesilmiş yani bıçakla sanki kesilmiş gibi. Çocuklara göstermedim. Hani çocuklar üzülmesin diye fazla yaklaştırmadım ama tabii biraz ürktüler. Fakat hayvanlar sağlıklıydı yani böyle bir hani bir zayıf düşmemişlerdi. Su verdim biraz. Su içtiler. Ondan sonra biraz ekmek falan verdik. Şu anda herhalde iyilerdir diye düşündüm çünkü hastaneye gönderdik. Buldum yer burası. İşte burada oynuyorlardı sabah. Niğde'de 2 yıl önce görevinden istifa eden Cumhuriyet Savcısı çöplükte kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Niğde'de 2 yıl önce görevinden istifa eden eski Cumhuriyet Savcısı çöplükte kafasından silahla vurulmuş halde bulundu. Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Sazlıca kasabası yakınlarında bulunan çöplükte eski Cumhuriyet Savcısı Serhat Yağmur kafasından silahla vurularak öldürüldü. Niğde Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmalar sonucunda olayın zanlısı 42 yaşındaki AA isimli şahıs gözaltına alındı. Yetkililer olay hakkında başlatılan işlemin sürdüğünü söyledi.
Niderinbor ilçesinde kız kardeşinin düğününde havaya ateş etti esnada ağabeyini vuran zanlı tutuklandı. Niğde'nin Bor ilçesinde kız kardeşlerinin düğününde havaya ateş ettiği esnada abisini öldüren zanlı tutuklandı. 31 Ağustos tarihinde yaşanan olayda Hasan Koyun, kız kardeşinin düğününde nereden geldi belli olmayan kurşun ile hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra Niğde Emniyet Müdürlüğü Asla Şube ekipleri çalışma başlattı. Düğün kamerasından silah skanları tespit eden ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan teknik çalışmalar sonrası kurşunun Hasan Koyun'un kardeşi Ramazan Koyun'un ateşlediği silahtan çıktığı belirlendi. Ramazan Koyun işlemlerinden sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bültenimize Türkiye gündemiyle devam ediyoruz. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Jandarma Genel Komutanlığı personeli 25 muvazzaf üsteğmen hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada FETÖ terör örgütünün mahrim imamlarıyla kontörlü telefonlarla ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve terör örgütüyle irtibatları tespit edilen 25 üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Savcılık kararının ardından Ankara merkezli 16 ilde operasyon başlatıldı. Operasyonlarda 23 subay gözaltına alındı. Bugün personel, şimdi mülakatlarımız başlıyor. Adalet teşkilatımıza, cezaevlerimize yine yükü azaltmak ve daha vatandaşlarımıza hızlı ve daha güler yüzlü hizmet vermek için 15 milyon alım olacak. Zamanlı bir güvenlik adalet, evet. Hakim savcı ceza infaz koruma. Hakim savcılarla ilgili 1000 hakim savcı müracaatı ayrıca Aralık ayında alacağız. 100 de idari yargı hakimlerimizi alacağız. Bunu ilk defa burada arkadaşlarımız duyuyor. İdari yargı özellikle çok uzun yıllardır bekleniyordu. 100 idari yargı hakimimizi alacağız. 1000 de adli hakim ve savcı alacağız. Bir de 15 bin de diğer 15 bin de personel alacağız adalet teşkilatımız için. Hakim savcı sayısının esasen darbe öncesi döneme geldik. Yani 4000 civarında FETÖ'cü ihracı, evet, olmuştu. Bu sayıyı tamamladık. Ama biz çok genç arkadaşlarımız var. Ve bir an evvel mahkemeler işlediği için eğitim de eksik alarak icabında kürsüye hemen başladılar. Biz çalışmamızı da tamamladıktan sonra yine ayrıntılarını paylaşacağız ama hakim yardımcılığı gibi ve eğitim süresini uzatacak 3 yıllık bir eğitim sürecini planlıyoruz. Yani belli işleri. Olağanüstü zorluk sıkışma döneminden sonra şimdi artık normalleşme gidiyor. Hukukun daha böyle tecrübeli, daha öngörülebilir bir haline ulaşacağız. Kürsüye bu çerçevede. Kürsüye çıktığında artık 3 yıl bir hakim nezaretinde belli işlemleri yapmış, bir anlamda stajını eğitimini hem teori hem pratiğini artırmış. Ondan sonra kürsüye gidecek bir sistemi planlıyoruz. Bu da yargıya güveni artırıcı önemli bir konu olacak. Hepsinin tek bir hayali var. İş sahibi olmak. Hayalini gerçekleştirmek isteyen herkes ilanı görüp başvuru merkezine koştu. 57 kişilik kadroya tam 2977 kişi başvurdu. Hasan Hüseyin Karadanalı. Isparta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, il müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 57 daimi işçinin alınacağını bir ilanla duyurdu. Ancak yoğunluk oldukça fazlaydı. 7 kişilik eski hükümlü kadrosuna 24, 10 kişilik engelli kadrosuna 181, 40 kişilik temizlikçi kadrosuna ise 2772 aday müracaat etti. Erkeklerin yedekleri çekiliyor. Hal böyle olunca mülakat sınavına katılacak adaylar noter huzurunda yapılan kura çekimiyle belirlendi. 8. yedek Emine Kayan. Kura sonucu asil ve yedek olarak belirlenen adaylar ileri bir tarihte gerçekleştirilecek mülakatın ardından yeni işlerine kavuşacak. 4. asil Aynur Külcü. Eline çiçeğini alıp hastaneye teşekküre gitti.
Hollanda ve Fransa'da 40 yılını geçiren 65 yaşındaki gurbetçi Mehmet Zeki Çerçi, memleketi Elazığ'a geldiğinde bir yakınını yeni yapılan Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Yakını tedavi edilirken hastaneyi gezen, hizmet ve konfordan memnun kalan Çerçi, eline çiçeğini alıp İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Cahit Polat'a gitti. Polat'a çiçek veren Çerçi, yurt dışında birçok hastane gezdiğini ancak böyle konforlu bir hastaneye rastlamadığını söyledi. 40 senedir yurt dışında kalıyorum. Müdürümden veyahut da hastane personelinden habersiz hastaneyi gezdim. Çok beğendim. Servisleri, hizmetleri, sağlık kurumları, hastanenin duruşu, şeyi. Yurt dışında böyle bir hastane ben rastlamadım. Evet, büyük ölçülü hastaneler var ama böyle konforlu, böyle halka hizmet veyahut da ilgilenme ben görmedim. Vatandaşın bu hassas davranışı Polat'ı çok mutlu etti. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin 6. şehir hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi 1 Ağustos itibariyle hizmete başladı. Biz artık sağlıkta dünyada ilk ondayız. Gelişmiş birçok ülke bizim artık sağlık sistemimizi örnek almakta. Doktor Polat da Türkiye'nin 6. şehir hastanesinin 7 yıldızlı otel konforunda olduğuna dikkat çekti. Şu anda içinde bulunduğumuz Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi de 7 yıldızlı bir otel konseptinde bir alan. İnanın burada hastane demeseler herhalde bir insanlar bir alışveriş merkezinde geziyorlarmış gibi bir hava var. Yani bu anlayış eski klasik hastane anlayışından çok daha farklı. Rus Hava Kuvvetleri İdlib'e toplamda 38 hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil yaralandı. Suriye'deki yerel kaynaklar Rus savaş uçaklarının Hama ilinin kuzeyini de vurmaya başladığını ileri sürdü. Esad rejimine bağlı Suriye ordusu da aralıklarla İdlib'i topçu ateşiyle hedef alıyor. Rusya İdlib bölgesine operasyon hazırlığı yapan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a destek veriyor. İdlib konusu 7 Eylül'de Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye liderleri arasında yapılacak zirvede masaya yatırılacak. Muhaliflerin son kalesi olan İdlib ve çevresinde 3 milyon sivil yaşıyor. Birleşmiş Milletler İdlib'e olası bir harekatın 250 bin ile 700 bin kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulunuyor. Bu arada Amerika Birleşik Devletleri ve Batılı ülkeler yaklaşık 3 milyon kişinin yaşadığı İdlib'e topyekün bir operasyon başlatmaması konusunda Esad yönetimini uyarıyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Amerika Birleşik Devletleri Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Suriye'de son dönemdeki gelişmeler ele alınırken terör örgütü PKK-PYD-YPG'nin bölgedeki varlığından duyulan rahatsızlık, Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbirin alınmaya devam edileceği ve bölücü terör örgütünün bölgeyi tamamen terk etmemesinin gerekliliği ifade edildi. Eva Pizza Cafe Bistro, İtalyan stili ince hamurlu nefis pizza Eva. 32 çeşit pizza çeşidiyle Eva Pizza Ereğli'de sizi bekliyor. Hamburger, kumpir, kumru, kızartma, makarna, sıcak ve soğuk içeceklerle Eva Pizza sizi bekliyor. Ereğli'nin markası Eva Pizza. Adres İstasyon Caddesi, Ereğli Lisesi karşısı. Alo paket 0332 712 11 çift 0. Yeni yollarla Ereğli daha değerli.
2009-2013 yılları arasında Ereğli'de 78 bin ton sıcak asfalt çalışması yapılırken 2014 yılı ve sonrası Ereğli için yeni bir milat oldu. 3,5 yıl gibi kısa bir sürede bu rakam 3'e katlandı. Tam 203 bin ton sıcak asfalt çalışması yaparak Ereğli Belediyesi rekor düzeyde yol yatırımı gerçekleştirdi. Gayretle, samimiyetle, sevgiyle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven. Ereğli Belediyesi. Yeni yollarla Ereğli daha değerli. 2009-2013 yılları arasında Ereğli'de 122 kilometre soğuk asfalt çalışması yapılırken 2014 yılı ve sonrası Ereğli için yeni bir milat oldu. 3,5 yıl gibi kısa bir sürede bu rakam 3'e katlandı. Tam 412 kilometre soğuk asfalt çalışması yaparak Ereğli Belediyesi rekor düzeyde yol yatırımı gerçekleştirdi. Gayretle, samimiyetle, sevgiyle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven. Ereğli Belediyesi. Ereğli Ziraat Odası Toprak Tahlil Laboratuvarı, zirai ilaç ve tohum satış mağazası ile Ereğli çiftçisinin hizmetindedir. Zirai ilaç, tohum, gübre çeşitleri, hububat, ot ilaçları, yonca tohumu, sıvı gübre. Ziraat Odası satış mağazasında çiftçilerimizin hizmetindeyiz. Toprak Tahlil Laboratuvarımızda teknik personelimiz ile toprak tahlili yapılmakta olup Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı olarak bütün çiftçilerimizi Ziraat Odamızın sunduğu bu imkanlardan yararlanmaya davet ediyoruz. Ereğli Ziraat Odası Başkanı Abdullah Çelik, Ereğli ve bölge çiftçisine bol ürün ve bereketli günler diler. Ereğli Ziraat Odası Başkanlığı, Satış Mağazası ve Toprak Tahlil Laboratuvarı. Adres Boyacali Mahallesi, Müftü Sokak numara 16, Ereğli, Konya. Telefonlar 0332 712 çift 063, 0332 713 16 17. Zamanın ruhunu, yapılardaki değişimi ve yeni yaşam konforunu öngörerek, tecrübe ve teknolojinin uyumuyla Fratven'in en estetik, en güçlü profilini tasarladık. Selenit. Seçkin projelere yakışacak estetikte ve her renkte. Pencerede yeni dönem. Fratven İnovatif serisinden. Selenit. Fratven. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. PVC kapı ve pencere sistemlerinde çevre dostu Fratpen kalitesini siz de keşfedin. Kapı ve pencerelerinizi Fratpen'le değiştirin. Huzurun keyfini yaşayın. Güneş, yağmur, kar, rüzgar, toz ve ses. Dışarıdaki tüm olumsuzluklar sizi evinizde rahatsız etmesin. Zirvepen kalitesiyle mekanlarınıza PVC kapı, pencere, sineklik, sinerji cam, alüminyum doğrama, çelik kapı, duşakabin, Amerikan panel kapı, laminan parkeyi güvenle yap. Tüm kredi kartlarına taksit imkanı vardır. Fratpen Ereğli Bayi Zirvepen. Adres Hacı Mütahir Mahallesi, Üç Göz Caddesi numara 13, İvriz Dershanesi karşısı. Telefon 777-9030, GSM 0533-683-7107. Mutlu çocuklarıyla Ereğli daha değerli. Hadi çocuklar, yaz panayırı çocuk atölyesi başlıyor. Zeka ve akıl oyunları, sosyal beceri, görsel sanatlar, hayata dair her şey atölyeleri, oyun ve sportif faaliyetler köşesiyle eğlence çocukları bekliyor. 1. Geleneksel Yaz Panayırı Çocuk Atölyesi 2 Temmuz 1 Eylül arası sabah 9'dan akşam 18'e kadar Oğuz Ata Sosyal Tesislerinde. Tüm çocuklarımız davetlidir. Gayretle, sevgiyle, samimiyetle Ereğli daha değerli. Belediye Başkanı Özkan Özgüven, Ereğli Belediyesi. Bu akşam da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.